Arkadaşlar merhabalar. Özel üçgenlerin yorum sorularıyla soru tipleriyle devam edeceğiz. Karşınıza gelebilecek soru tiplerini çözmem gerekiyor. Bu şekilde bu üçüncü parça ile konuyu tamamlayalım. İlk soru bakın. Eşkenar üçgene bağlanacak bir soru. Niye? 60-60 var. Dörtgen olduğuna aldanmayın. Ne yapacağız? Hemen AD'yi birleştireceğiz. Böyle uzatacağız. Nereyle? BC ile. Uzatayım hemen. Bunları böyle birleştirdik. Artık neye döndü soru? Eşkenar üçgen sorusuna döndü. Neden? 60-60. 60 derece olmuş oldu bakın. Sonra 30, 60, 90 üçgeni çıktı burada. Ne yapacağız? Eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşit olduğu için 30'un karşısına A, 90'ın karşısına 2A derseniz aslında 2A artı 4 eşittir A artı 6 olacak. Yani A buradan 2. Bundan dolayı A 2 olduğuna göre bunun bir kenarı 8 birim gelmiş oldu. Evet, şimdi bakın konu anlatımında buna benzer bir soru çözmüştüm. Orada zaten açı vardı, uzunluk bulmuştuk. Şimdi açı soruluyor bize ve yine verilen üçgen eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgen verildiğine göre şunu söylemiştim. Yine söylüyorum. Orta nokta verilirse arkadaşlar hemen oraya bir yükseklik indirin. Yükseklik indirdiğimiz zaman ne olacak? Tabii ki dik. Aynı zamanda açıortay kenarda dursun. 30-30 lazım olabilir. Ve kenarı zaten ikiye böldüğünü biliyoruz. Ayrıca soruda bir bilgi var. Şimdi bu yeşil yüksekliği indirdim ben. Yeşil yükseklik nereye eşit? HC'ye eşit. BF bir kere HC'ye eşit. Bu ne demek o zaman? Aslında BF BD'ye de eşit. O zaman hemen onun rengini de yeşil yapayım. Bakın burada gördüğünüz gibi yeni bir ikizkenar çıktı. Bu yüzden verilmiş bu soruda. Gördüğünüz gibi yükseklikler birbirine eşittir. Eşkenar üçgende bunu nereye bağlıyor? Yeni bir ikizkenara. Bundan dolayı BFD ikizkenar üçgen oldu. Zaten 30 dereceydi. De tamamı 150 derece oldu. B açısının. O zaman 15, 15 paylaştılar. Şimdi çok iyi dikkat edin. BFD küçük açı 15 derece. Doğru mu? Bunun tamamı kaç derece? 90 derece. Biz 15 dereceyi zaten kopardık. O zaman alfaya da 75 derece kalmış oldu. Ben yine de göstereyim bakın. Alfa bu sorduğu bu kısımdı. Mavi kısmı kopardık. 90'dan geriye 75 derece kaldı. Bu klasik bir soru tipiydi. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Evet. Yine eşkenar üçgen. Kök 61 verilmiş. Bununla alakalı ben size bir ek yapmak istiyorum. Şimdi tahmin ettiğim üzere bir öğrenci bu soruyu aldığı zaman eşkenar üçgende hemen tabana dikindirme isteği oluyor. Doğru, aslında yanlış da bir şey değil yani 60 derece. Çünkü ikizkenar ve eşkenarda tabanı malum ikiye bölüyor. Oradan da hemen Pisagor yapabiliriz değil mi? Böyle görünüyor. Yalnız bu soruda yaptığınız bu iş yanlış olmamasına rağmen çok uzatacak işi. Niye? Bak şimdi buraya bir A diyelim biz, tamam mı? X ile uğraşmamak için önce. Sonra ne oldu? P noktası dersek 4 artı A oldu. Daha sonra 30'un karşısı 4 artı A olduğuna göre 4 artı A'nın köküç katı oldu. E şimdi şurada Pisagor yapacağız. Yapar mıyız? Evet, normalde yaparız. A kare artı 4 artı A köküçün karesi eşittir 61 deyip ikinci derece denklemle uğraşabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar ben bunu yapmak istemiyorum. Bunu göstermemin sebebi de soruyu çözerken birçok arkadaşın böyle indirmesi. Dediğim gibi yanlış değil, ancak eksik bir şey var. Orada neyi kaçırmış oluyorsunuz? 4 uzunluğunu. Eğer 60 derece varsa, çift sayı varsa karşısından dikindirin diyordum. O yüzden burada BP uzunluğundan ziyade sizin D'den dikindirmeniz lazım. Şimdi soruyu öyle çözeceğim. İndiriyorum D'den diki. Niye? Dediğim gibi burada çünkü 60 derece var. Eşkenar üçgende mis gibi çift sayı da var. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı ne güzel 2. 60'ın karşısı ilk kökçü olacak. Eğik kenarlarda Pisagor yapın demiştim. Alın size BD eğik kenarı. Şuraya R diyelim. BRD üçgeninde Y dersek Y kare artı 12 eşittir 61. Y buradan 7 geldi. Y 7 olduğuna göre bunun bir kenarı ne oldu? 9 birim. Demek ki AD'ye 5 birim kalmış. Bak yine B'den dikindirmeyeceğiz. Yine bakın çift sayı olduğu için D'den dikindireceksiniz. Daha güzel olacak. 60 derece. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3, bir kenarı 9 olduğuna göre 8 kaldı. O zaman artık şuraya yine R diyeyim. BRD'de Pisagor 64 kök 3'tü DR. O zaman 3 daha 67 kök 67. Bu soruda arkadaşlar bir soru tipi yine. Şimdi demiştim ki ikizkenar bir üçgende ikiz olan kenarların yükseklikleri birbirine eşittir. Bu soruda bu bilgiyi kullanacağız. Hatta devamında şunu da söylemiştim, hatırlatayım. İkizkenar bir üçgende yükseklikler eşit olduğu gibi bunların ayırdığı parçalar da eşitti. Üstte ve altta. Bundan dolayı bu soruda yapmamız gereken mevzu DE yüksekliği aynı zamanda C'den indirirsek bir P harfi diyelim oraya da C P uzunluğuna eşit ve
Aynı zamanda EC ile de PD birbirine eşit oldu. 6, 8, 10 üçgeni geldi. Gördünüz mü? PB 6, 90 derece. BC 10, PC 8 oldu. Zaten ikizkenar üçgende ikiz olan kenarların yükseklikleri birbirine eşit. Demek ki X de 8'miş. Bu sorularda şöyle bir mesaj var arkadaşlar. O ezberi de söyleyeyim artık size. İkizkenar bir üçgende ikiz olan kenarlardan birinin yüksekliğini verirse diğerini siz çizin, olur mu? Şu şekilde. Maviyi kendi verirse yeşili siz çizin, aklınızda bulunsun. Ezber soru tipi çünkü. İkizkenar bir üçgen yalnız AB AC'ye eşit değil. Ona dikkat edelim. AC BC'ye eşit diyor bu soruda. Şimdi başka ne verilmiş? FD 18. FD'nin tamamı 18 verilmiş. Bizden X'i istiyor. Konu anlatımında da buna benzer bir soru çözmüştüm ve demiştim ki benzerlik bilgisi olanlar benzerlikle bu soruyu yapma ihtimali var. Ancak ben şu an benzerlikle yapmayacağım soruyu arkadaşlar. Normal ikizkenar bilgileriyle yapacağız. Hem de ileride kullanacağımız bir şey. Demiştim ki ikizkenar üçgen sorularında bazen tabana dik indirmek yetmez ki. Adam indirmiş zaten. CT'yi indirmiş. AC, BC'ye eşit olduğuna göre CT diki indirilmiş. Ama bir işe yaramıyor gördüğünüz gibi soruyu çözmenize. O zaman alfa beta 90 metodunu kullanın demiştim. Çünkü bunun sebebi de şu. Biraz fazla diklik olduğu zaman alfa beta 90 işinize yarayabiliyor. O yüzden bakın ikizkenardan dolayı A ve B açısı eşit AA olsun. Çünkü AC BC kenarına eşit. Sonra A 90 şöyle bir B diyeyim ben D açısına. Yine AFE üçgeninde E açısı B olur. Ters açıdan yine B oldu. Bakın ECD üçgeni ne güzel ikizkenar üçgen geldi. Gördünüz mü? Artık soruyu çözebiliriz. İkizkenar bir üçgende tabana inen dik tabanı ikiye bölüyordu. Hemen buraya bir P harfi demek istiyorum. Çünkü PFTC ne oldu? Bir dikdörtgen. CT 12 ise hemen çizelim. P ne olur arkadaşlar? Farklı bir renkle göstereyim hemen onu. Bakın FP de dikdörtgenden dolayı 12 olmuş oldu. O zaman 18 olduğu için 6 birim kaldı. Ne dedik? CP dikindiği için ikizkenardı ECD. O zaman 2'ye bölecek 6 6 12 olmuş oldu bu sorunun çözümü de. Gördüğünüz gibi AB 90 metodu biraz böyle dikindirdiğimiz zaman işimize yaramazsa bu şekilde kullanışlı oluyor. Evet, bu soruda da yine hatırlatacağım mevzu şuydu. X olacağı için 90 eksi X kalacak. 90 eksi x, 2x daha 90 artı x. O zaman 90 eksi x kaldı d açısına. Bu 2x, 90 eksi x, 90 eksi x mevzusuna da alışmanızı istiyorum. Bakın bir ikizkenar çıkıyor. dc de 12 oldu. O zaman bc'nin tamamı 15 olacağı için ab'ye de 9 kalmış oldu. Sadece dediğim gibi amacım burada 2x, 90 eksi x, 90 eksi mevzusuna alıştırmak. abc eşkenar üçgen demiş. ade doğrusal. İki tane açı eşitliği var. BAE ile DBC açıları eşit verilmiş arkadaşlar. 6, 4, X nedir diye sormuş. Burada şimdi ne yapabiliriz? Üçgende açı yapacağız. Göstereyim bakın ne alaka. Şimdi 6, 4, 90 derece olsa keşke de Pisagor yapsak. 2 kök 13 gerçeşiklerde bile yok. 36, 16'da. Demek ki orası 90 derece değil. O zaman D açısını nasıl bulabilirim? Harflendirerek. Üçgende açılarda harflendirmenin bazen açı eşitliklerinde işinize yarayacağını söylemiştim. Bakın AA diyorum buraya, tamam mı? Bu bir eşkenar üçgeni olduğuna göre şurada ya da ne kalır? 60 eksi A. İki iç bir dış bize ne söylüyordu? A 60 eksi A daha D açısına eşit. Hatırladınız mı? Böylece D açısı 60 derece oldu. Ne yapmış oluyoruz? Hemen pardon, hemen E'den bir tane dik indiriyorum. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 4 kaldı. 2 kök 3 oldu. Haliyle de 16, 12 daha 28. 2 kök 7 x kenarı. Ne zamandır bir Öklit çözmüyoruz, o yüzden koydum. Önemli çünkü. Bakın dikten dikindiği için 4 çarpı 1 4. O zaman AF 2'ye eşit olacak Öklit. Aynı zamanda FE de 2 artık A 2 A kök 5 üçgeni x de 2 kök 5 olacak. Olur da bana AB'yi sorsaydı arkadaşlar. X'i istemişim ama eğer AB'yi isteseydi de AB de 2 kök 5 olacaktı. Peki niye? Yükseklik kenar ortaysa aynı zamanda açı ortay demekti. Yani aslında ABE bir ikizkenar üçgen. Ekstradan o bilgiyi de söylemiş olayım. Yak. Yükseklik kenar ortaysa, yükseklik açı ortaysa, yükseklik kenar ortaysa, açı ortay kenar ortaysa. Bu üçünden birisi varsa bu üçgen kesinlikle ikizkenar üçgendi. ABC eşkenar üçgen demiş ve yine orta nokta vermiş. Hiç düşünmeye bile gerek yok. Soruya bakmadan hemen ben şunu yapıştırırım. Çünkü biraz ezber burası.
Eşkenar üçgende orta noktayı verdiyse dik indireceksin. Tamamı 90 derece olması için BEF'ye kaç kalır? Onu hemen yazalım unutmadan. 50 derece. Bak soruyu daha okumadan sadece eşkenar üçgeni gördüğüm an bunu yaptım. Şimdi okuyalım. AEEC'ye eşit. Tamam kullandık. CDEF'ye eşit. Güzel. CD nedir? Yüksekliktir. Yükseklikler birbirine eşit olduğuna göre bak. İki tane turuncuyla gösterdim şimdi bunları. Yükseklikler birbirinin aynısı. O zaman CD de EF'ye eşit olduğuna göre EF'yi de turuncu yapmam lazım. Böylece ne oldu? Kendiliğinden EB ve EF eşitliği çıktı gördünüz mü? EB ve EF eşitliği yoktu. O zaman bu bir ikizkenar üçgen oldu. Tepe açısı 50, 180'den çıkar. 130, 2'ye böl alfa 65 olmuş oldu. Önemine binaen üçüncü ve son kez bu soru tipinden çözeceğim arkadaşlar. Normalde bir eşkenar üçgende, ikizkenar üçgende tabana dik indiririz. Ancak 60 dereceyi, 30 dereceyi, çift sayıyı görürseniz aman oradan indirin. Bakın burada da A'dan indirmiyorum böyle. Hayır. Ne yapacağım? D'den indireceğim. Niye? Orada ne güzel çift sayı var. Onu kullanmak için. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı -3. Böylece buraya bir P harfi dersek ADP dik üçgeni oldu. Zaten AD eğik kenarında hipotenüs kullanarak Pisagor yapacağımız kesindi ama ben D'den indirmeyi tercih ettim doğru olduğu için. Y kare artı 3 eşittir 39, Y kare 36, yani Y ne geldi? 6. Bu ne demek? Eşkenar üçgenin bir kenarı dikkat ederseniz 6 bir daha 7 geldi. O zaman X 5'miş arkadaşlar. Şimdi son sorudayız artık. İkizkenar eşkenar üçgen mevzusunu ben en azından konu ve soru olarak kapatıyorum. Size bir tane de uygulama testi paylaşacağım link olarak. Hem bu testleri çözün hem de vereceğim teste muhakkak bakın. Şimdi ABC ikizkenar bir üçgen. BDC de ikizkenar üçgen. BC'ye 6 kök 3 vermiş. Üçgende açılar hatırlatması yapmak için bu soruyu koydum. Küçük üçgenden başlayarak burada ne yapmak lazım? Harf vermek gerekiyor. Böylece AA taban açılar zaten eşit. A oldu. Bu ne demek? Hatta 2 iç bir dıştan şuraya da diyeyim. A 2 A 90. 3 A eşittir 90 derece. Yani A 30'muş. Böylece 30 30 120 üçgeniymiş. 6 6 olacak BDDC. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı da 12 olacak. Bu soru da ara ara karşınıza geleceği için çözmek istedim. Şimdi artık özel üçgenleri tamamıyla ben kapattım arkadaşlar. Dediğim gibi uygulama testine size bırakıyorum. Güzelce çözün. Sonra çok önemli ikinci konumuz. Demiştim ki geometride ben öğrenmek için 3 konuyu çok önemsiyorum. Dik üçgen, üçgende alan, benzerlik. Üçgende alan arkadaşlar çok çok soruyla çözeceğim. Çünkü üçgende alan geometriyle azıcık haşır neşirseniz dörtgende alanın içinde tamamen var. Hatta dairede alanın içine de sıkıştırıyorlar. Bu yüzden üçgende alanı artık geniş bir zaman ayıracağım. Sizin için çok önemli bir konu olacak. Dikkatle dinlemeniz gereken bir konu olacak. Orada görüşmek üzere.